Ve resim geldiği zaman kaldığınız yerden devam tabii, edeceğim. Tabii e, biraz daha hani belki televizyonunu yeni açanlar için biraz bize Nikolas'tan bahsedersen. Tabii ki. Evet. E, artık tabii ki hayatta olmayan 19. yüzyılda yaşamış olan bir spiritüel öğretmen, bir yazar, bir kaşif döneminin... Evet geldi resmimiz. Döneminin önde gelen araştırmacılarından biri. Şimdi... Bu kişi elbette ki diyor ki ben Agarta'ya gittim ben Shambala'ya gittim fizik bedenimle gittim yani astral olarak veya efendim işte zihin projeksiyonuyla gitmedim. Gittim. Orada gördüklerimin tablolarını, resimlerini çizdim ve Agarta'nın, Shambala'nın dünya dışından gelen ya da dünya içinden gelen spiritüel öğretmenler yani insan olmayan öğretmenler tarafından kurulduğunu ve bu şahısların vücutlarının etrafında bir ışınım, bir aydınlık hale olduğunu gördüm diyor. Şimdi bu bakıyoruz. aura bakarken filan böyle bilgisayarlarda etrafında çıkar ona benzettim şimdi. Ona benziyor ama evet. biliyorsunuz hani auryi kirlian fotoğrafçılığı sayesinde görebiliyoruz veya işte medyumlar görebiliyor. Bu başka bir şey. Bu nedir? Dünyaya ait olmayan bir ırktan bahsediyoruz. Belki pek çok ırktan bahsediyoruz. Ama yarı metafizik varlıklar demek istiyorum. Yani bunlar Bizim boyutumuzda görünür hale göre gelebilmek için, görünür olabilmek için frekansını değiştirmeleri gerekiyor. Çünkü bizim frekansımızla dünyanın frekansıyla onların frekansı aynı değil. Deniyor ki bu bireyler, bu ziyaretçiler dünya boyutunda bedenlenebilmek için, görünür hale gelebilmek için vücutlarına melam adı verilen bir sıvı ya da bir madde sürüyorlardı. Onu sürdükleri zaman hem görünür hale geliyorlardı hem de vücutların etrafına bir ışınım yayılıyordu, bir aydınlık yayılıyordu. Ve melamin kelimesi de buradan geliyor. Melamin kaplama. İşte o nedenledir ki insanlar karşılarında gökyüzünden gelen, birden ortaya çıkan, hiç yoktan beliren ve vücudunun etrafında böyle bir ışıklı hale olan ziyaretçileri gördükleri zaman bunlara aydınlanmışlar ismini veriyorlardı. Yani illuminated yani illuminati illuminati aydınlanmışlar anlamına geliyor ve demek ki bu in, bu gelenler et, vücutların etrafında bir ışıklı hale olduğuna göre üstün varlıklardır. Bizden üstün varlıklardır diyerek daha sonra yapılmış olan tablolarda, sanat eserlerinde mutlaka meleklerin veya üstün kişilerin başının etrafına, vücudun etrafına buna benzeyen böyle bir ışığı çiziyorlar. Yani bu biraz bana Hristiyan ikonografisindeki Daha sonra ama evet, tabii ki. Evet, tabii çok daha, o çok sonra. daha sonra ama bu Hristiyan ikonografisi şu anda gidip kiliselerde gördüğümüz gibi evet. oluyor. Ama daha evet. öncesine gittiğimizde biraz daha öncesi. ziyaret tabii. edelim, geçmişe yolculuk ettiğimizde Mısırda da görüyoruz aynı şeyi. Mutlaka elbette. Tabii, tabii. Evet. Bir de ikinci bir konu daha var. O da işte. Orme Manna Ormus denilen insanlara ölümsüzlük iksiri ölümsüzlük verdiği söylenen bir iksir, simyacıların keşfi felsefeciler taşı. Yine o da tüketildiği zaman yani yendiği veya içildiği zaman yine onu içen, yiyen insanın vücudunun etrafında bir ışının, bir parlama olduğu görülüyor ve geçmişte belki de o farklı bir frekansdan, farklı boyuttan gelen kişiler artık her kimse onlar. Üstatlar veya pilotlar veya astronotlar vücutları parladığı için insanlar da diyorlar ki bunlar üstün varlıklardır. Bunlara Çünkü vücutları... Bunlara diyoruz yani. İluminans, yani bir Bio, fosfor gibi. Şu an zaten bunu yapan canlılar var. Özellikle San Diego'da e, yılın belli dönemlerinde bazı planktonlar gelir. Ve orada onları rahatsız ettiğin anda biyolüminan Evet Yani evet. biyolojik olarak bir vücutlarında reaksiyon. bir reaksiyon oluşturup ışık çıkartırlar. Bununla ilgili de zaten bakabilirler. Bu biyolüminans hatta şöyle bir e, mesele de olmuştu. E, bu Covid-19 salgını sırasında Bursa'da bir haber çıkmıştı. E, Covid-19 geçirenlerin mor ışıkta e, tırnaklarına Aa, baktıklarında evet, evet, parlıyordu. Yani insanın da böyle bir özelliğe sahip olabileceği konusunda bu konuda çalışmalar var yani şu an yapılıyor bunlar. Şimdi Ve Agarta, şimdi evet, Agarta'dan evet. bir yere geleceğiz. Çok önemli bir yere götüreceğim sizi. Bu başının etrafındaki haleden bahsettik. Hani Ortodoks kiliselerinde hatta tabii ilk Hristiyanlarında işte meleklerin veya havarilerin, Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in, Hazreti Yusuf'un vesaire başlarının etrafında bir hali. Ama biz bunu Hristiyanlıktan çok daha önce görüyoruz. Nerede görüyoruz? Mitra inancında, Tabii. Mitra kültünde. Biliyorsunuz Mitra ile ilgili program yapmıştık. Hepsini tekrarlamak istemiyorum. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mitra tanrı Mitra ilk önce İran'da doğan, Pers kökenli bir inanç biçimi ve güneş tanrısı. Daha sonra Anadolu'dan geçerek Avrupa'ya gidiyor ve güneş tanrısı olduğu için de güneş tanrısı olduğu için de başının Tabii. etrafında bir ışının var. Yani güneş ışınlarını temsil eden bir ışınım var. Bu ama bu... E, hani biraz daha geriye gittiğimizde belki evet. e, Asya'da saymalı taşlarda, yazmalı taşlar saymalı evet. taşlarda da görüyoruz. E, daha sonra gittiğimiz zaman aborjinlerin yani mi? daha çok e, e, Avustralya'da da eski kaynaklarda da görüyoruz. Hemen hemen. Dünya dışı gelmiş veyahut da aydınlanmış kişilerin hepsinin etrafında bir ışık Işınırlar. haresi var. Bilhassa e, baktığımız zaman belki tüm vücut değil. Başının başından etrafı. yani iki omuzunun etrafından kafasını da e, alan bir ışık. Acaba bu bir kask falan olabilir mi? Bu bir kask olabilir. Yine yedikleri, kullandıkları herhangi bir maddenin bir yansıması olabilir. Ama mitro konusuyla ilgili anlatmak istediğim başka bir şey var. E, ee, yine geçtiğimiz aylarda Zerzavan Kalesi'ndeki Mitra Tapınağı'na gitmiştik ve ben de burada demiştim ki Burası bana hiç de Mitra Tapınağı gibi görünmedi. Çünkü Avrupa'da incelediğimiz, gördüğümüz, baktığımız Mitra Tapınaklarının belli bir formu var. Birbirine benzeyen özellikleri var. Zerzavan Kalesi'ndeki daha farklı. Ve Derin Kuyu yeraltı kentinde artık çıkışa doğru giderken rehberimiz bizi bir yere götürdü. Kendisi de aslında bunun farkında değildi. Dedi ki burası ilk Hristiyanlar tarafından bir okul olarak kullanılmış. Ben de orayı gördüğüm zaman acaba dedim burası bir mitra tapını olabilir mi? Şimdi sizi oraya götürmek istiyorum. Bence olabilir. Bakalım olur mu olamaz mı? O nedenle şimdi ee, kaldığımız yerden 23 numaralı resmi görebilir miyiz? 23 numaralı resme bir bakalım. Şimdi ee, bakınız. Bahsettiğim yer burası ve çok geniş bir alan. Burası derin kuyu yeraltı kentinin çıkışına doğru yapılmış olan, insan eliyle yapılmış olan, yine kayaların yani doğal ortamın şekillendirilmesiyle yapılmış olan bir mabet. İlk Hristiyanlar elbette ki okul olarak kullanmışlardır ama sanıyorum Mitra inancından devraldılar. Şimdi bakınız, şu forma dikkat edelim. Burası kapatılmış. Bu kapatılan yerin altında Mitra'ya özgü bir kabartma, bir heykel, bir figür olduğunu düşünüyorum. Bakılması lazım. Büyük bir ihtimal boayı kesen evet. bir ve burada evet. merdivenler var. Çünkü klasik Mitra tapınaklarında böyle bir sunak, burada Mitranın boayı kurban ederken çizilmiş bir resmi veya heykel kabartması oluyor. Etrafında yine zodyak sembolleri olmuş oluyor. Merdivenlerle yukarıya çıkılıyor. Bakınız merdivenler var. Şurada da bir boşluk var, bir çukur var. Üzeri mazgalla kapatılmış. Evet. Mitra bu, tapınağının olması ne demek yani? Mitra tapınağının olması ne demek? Burada yani Kapadokya'da da Mitra kültü ve inancı hakimdi. Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu Ama çok normal gibi. değil mi bu? E çok normal. Ama bunun da ortaya çıkartılması lazım. Yani sanki gerçek Mitra tapınağı burasıymış gibi geliyor bana. Kesinlikle. Yani sen şunu söylüyorsun. Orijinal Mitra tapınağı. Burası. Burası. Bundan sonra dağıldı mı diyorsun? Evet, evet. Olabilir. Şimdi ben şöyle bir bilgi vereyim mi? Tarihi bir bilgi. Şimdi e, Kapadokya'dan ilk bahseden e, Anabasis Ana diye bir e, kitap. Yani on binlerin dönüşü. Bu milattan önce 401 yılında e, Pers prensi e, Kiros eee karşı isyan hareketi başlıyor. Evet. Ve e, şeylerle Yunan e, askerleriyle beraber ona karşı savaşmaya gidiyor. Daha sonra bunlardan 2400 tanesi kalıyor. Bunlar da Kapadokya'ya geliyorlar ve Kapadokya'daki yeraltı şehrinde saklanıyorlar. Evet. Yani bu da milattan önce 401 yılında ilk yazılı Kapadokya diye ilk yazılı neresi olduğu vesaire e, olayların nerede geçtiği böyle bir e, şey var, kitap var.